şimdi şöyle, EYT miktiyesine takılanlarla ilgili olay. EYT olayı meclisin olayı ama emekler içinde projelerimiz var. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap, Gazeteciler Cemiyeti'nde yaptığı açıklamada, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili olay meclisin, yasamanın görevi. Onunla ilgili biz CHP olarak, İyi Parti grubu olarak sonuna kadar arkasında durduk. En son yasa teklifinin meclise gelmesi için komisyondan geçmesi gerekiyor ve meclis başkanı tarafından komisyona gönderilmesi gerekiyor. Binali Yıldırım göndermedi. Göndermeyince 40. günden sonrasında meclisin belli bir sayı imza ile bu kanun teklifi meclise geliyor. Mecliste oylandıktan sonra komisyona gönderiliyor. İki defa böyle bir girişim oldu. Bir tanesi CHP'nin kanun teklifiydi. Seçim çalışması yaparken Tayyip Erdoğan'ın, Devlet Bahçeli'nin, Kütahya'da aday olan Alim Işık'ın, il başkanlarının, milletvekili olan arkadaşlarımızın beyanları var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu gidereceğiz diye ama seçilince unuttular. Her seçim öncesinde gündeme getirirler. Bizim insanları aldatacak hiçbir beyanatımız olmadı. Bunlar uygulanabilecek projeler. EYT olayı meclisin olayı ama emekliler için projelerimiz var dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kütahya Milletvekili Ali Fazıl Kasap şunları ifade etti. Meclisin, yasamanın görevi, onunla ilgili biz Cumhuriyet Halk Partisi grubu olarak, İYİ Parti grubu olarak sonuna kadar arkasında durduk bunu. En son hatırlıyorsunuz, bir yasanın, yasa teklifinin meclise gelmesi için komisyondan geçmesi gerekiyor. Ve meclis başkanı tarafından komisyona gönderilmesi gerekiyor. Sayın Binali Yıldırım, şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı, o göndermedi. Göndermeyince eğer 40. günden sonra olursa meclisin belli bir sayıyla, 150 ve üzeri imza ile bu kanun teklifi talep üzerine meclise geliyor. Mecliste oylandıktan sonra komisyona gönderiliyor. Maalesef iki defa böyle bir girişim oldu. Bir tanesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin Ömer Fethi Bey'in getirmiş olduğu kanun teklifi geçen hafta gündeme getirmeye çalışıldı. Orada AK Parti ve MHP grubunun oylarıyla ki seçim satım halinde sokakta, çarşıda seçim çalışması yaparken o sözü vermişlerdi. Hatta Tayyip Erdoğan'ın var o zamanki başbakanken. Onun akabinde şeyin var, Sayın Devlet Bahçeli'nin var. MHP'nin şu anda belediye başkanı adayı olan Sayın Alim Işık'ın var. Aynı şekilde il başkanlığının burada seçim zamanında ve milletvekili olan arkadaşların beyanatları var. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili sorunu gidereceğiz diye. O mecliste de aynı cümleyi kullanmıştım ben. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar hikayesi. Bunlar meclise gelince birden unuttular. Seçilince unuttular. Her seçim öncesi bir defa daha gündeme getirirler. Bizim o şekilde gerçekleştirmeyecek veya insanları aldatacak hiçbir beyanatımız olmadı. Bunlar Sayın Ahmet abinin söylediği gibi bunlar uygulanabilir projeler. İlave olarak şöyle söyleyeyim. Bunlar atıyorum su, işte bu kadınların yapmış olduğu el işlerinin evde şey projesi tamamen özgürlük bize ait, onu söyleyeyim. Çünkü Kütahya bir sanat şehri olmasından dolayı başka şehirlerde belki bu şansı olmayabilir. İlave olarak onların pazarlama imkanları için büyük şehirlerde mağaza kurabiliriz. Bizim Çinicilerimizin, bizim porselencilerimizin yapmış olduğu mamuller Ankara, İstanbul'da, Avanos'ta, atıyorum şeyde, sahil şeridinde mağdur ediliyor. Kimi parasını alamıyor, kimi çok küçük bedellerle gidiyor. 1.000 lira edecek olan Çin'imiz bizim buradan 100 liraya çıkıyor, o da 1.000 liraya satıyor. Yani küçük bir örnek veriyorum. O EYT olayı meclisin olayı. Hani EYT'nin dışında emekliler için projelerimiz var ama onu yavaş yavaş hazmedilsin ve kamuoyunda tartışılsın diye biz her hafta bir veya iki projemizi takdim ediyoruz. O konuda zaten basın olarak siz gerekeni yapacaksınız. Çünkü emeklilikte yaşa takılanlara kadar basında da var. Sayın, bir şey, özür dilerim de başkanım, evet. Bir şey daha söyleyeyim. Sayın Eyüp Kahveci de kendisi emeklilikte yaşa takılanlar grubundadır. Abi sen de emeklilikte yaşa takılanlar grubundadır. Ha diğerlerinin tuzu kurudur diye düşünebilirsiniz. Başkanım yazabilir bunu gazeteci arkadaşlar.